kalk ayağa, sık yumruğunu. Hatice Hanım, tasalanma, Allah korur oğlunu. Bir Mehmet şehit olsa da bin Mehmet doğar. Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek bu eşsiz yurdunu. Bu toprak uğruna ne canlar gitti. Niçin? Anan baban ağlıyor için için. Bin canım olsa bini de feda olsun. Koşun, koşun düşmana karşı şehadet şerbetini için. Bugün 18 Mart. Kulağımda hala mermi sesleri. Allah aşkıyla doluydu yürekleri. Eşhedü en la ilahe illallah diyerek şehadet şerbetini içenler. Selam olsun, selam olsun size Çanakkale'nin ölümsüz şehitleri. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şefazun Milletvekili Sayın İbrahim Taş, Sivil Toplum Başkanı Sayın Suat Şahin, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer başkanları ve üyeleri, değerli vatandaşlarımız, kıymetli misafirler. Bugün tarihimizde çok anlamlı ve önemli günler olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı ve şehitleri anma günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün burada olamayan Sayın Başkonsolosumuz Hasan Emre Uygun Bey'in selamlarını ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Çanakkale Zaferi, milletimizin sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfalarından biridir. Türk milletinin fedakarlığı, azmi ve dayanışması, toprağını, işgale gelenlerin hepsini birden dur demiştir. Çanakkale, adeta milletimizin bütün şehitlerinin aziz hatıralarının toplandığı ve bir araya getirildiği yerin adıdır. Bu itibarla düşman armadalarının Çanakkale'yi geçirmeyeceklerini anladıkları 18 Mart 1915'in yıl dönümlerini sadece Çanakkale'de verdiğimiz 250 bin şehidimizin değil, bütün şehitlerimizin anılması, onlara hak ettikleri saygının gösterilmesi, anılarının yaşatılması ve nesillerden nesillere aktarılması amacıyla tertiplemekteyiz. Cumhuriyetimizle taşlanan... Sayın Muavin Konsolosum, Eğitim Müşavirliği, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Bey, Mustafa Hocam ve kıymetli misafirler, bizi saygıyla selamlıyorum. Tabii sunumda biraz geçmişe bakınca beklenti yüksek olabilir. Ama bugünün tabii asıl konuyla ilgili detay konuşmasını Mustafa Hocamız yapacak Çanakkale'yi. Ben sadece Çanakkale 1. Dünya Savaşı'na giden süreci bir tasvir etmeye çalışacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na giden süreci bir tasvir etmeye çalışacağım. Burada belirtildiği gibi ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Fazel Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Tarih alanında dersler veriyorum. Osmanlı tarihi, Osmanlı Balkanları, Osmanlıca. Şimdi tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun tabii Osmanlı İmparatorluğu'nu anlamak için öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'nun tabii kimliği üzerine çok fazla tabii tartışmalar var. Biliyorsunuz aslında bunların birçoğu bildiğiniz ama muhtemelen ben size tekrar hatırlatmaya çalışacağım. Uygunsanız bu tarafa alalım. Göster. Şeyleri siz de izleyin. Lütfen. Buyurun. Evet. Tabii
Öncelikle bir elektronik mühendisi ve fizik background'una sahip bir insan olarak böyle bir tarihçi hocamızın huzurunda konuşmak benim için aslında bir hadsizlik olabilir. Yani aslına bakarsanız kendisinin hem konuşma tarzı itibariyle hem de görüntü itibariyle biraz İlber Ortaylı'ya benzettim. Bilmiyorum benimle aynı fikirde olan var mı? Yani çok değerli bilgiler verdi. Yani bu tür insanlar çok az bulunur arkadaşlar. Yani kısmet olursa bir gün böyle sabaha kadar tarih sohbeti yaparız. Tabii konuşmamı ben iki bölüme ayırdım. Önce biraz tarih, üzerine biraz edebiyat. İnşallah anlatmak istiyorum sizlere. Daha sonra da biraz Mehmet Akif'e değineceğim. Protokol selamlamamı da orada yapacağım. Unuttum sanmayın. Evet, hocamızın bıraktığı yerden devam edecek olursak, değerli dostlar. 1914 yılına geldiğimiz zaman dünya iki cepheye ayrılmış durumda. Evet, sesim geliyor mu böyle? Tamam. 1914 yılına geldiğimizde dünya, hocamın da biraz önce anlattığı gibi iki cepheye ayrılmış durumda. Beyza'cığım bir yer bul kendine şöyle. Ayakta dikilme, iki saattir rahatsız oluyorum orada dikilmenden, seni ayakta tutmak istemediğim için. Bir tarafta İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya. Bakın İngiltere Başbakanı Lloyd George'u görüyorsunuz. Fransa Kralı Cumhurbaşkanı Raymond Poincaré, Rus Çarı II. Nikolay, İtalyanların zalim generali Luigi Cadorna ve diğer tarafta ittifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan. Alman Kralı II. Wilhelm, Avusturya, Macaristan İmparatoru